Efendim, sandık sonrası istifa rüzgarları esen İYİ Parti'de 3. olan kurultay gerçekleştirildi. İYİ Parti lideri Akşener, CHP'den 15 milletvekili istemesini hayatının en büyük pişmanlığı olarak tanımladı. Altılı Masa'ya da göndermede bulundu. Hayatta başarılar diliyorum dedi. Biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Psikolojik olarak kötü hissettik, çaresiz hissettik dedi, kuyruk siyasetine benzetti. İYİ Parti lideri Akşener'in 15 vekil açıklaması güne damgasını vurdu. Savaşmadık ve 15 milletvekili istedik. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. İYİ Parti'nin seçim nedeniyle ertelenen 3. olağan kurultayı Ato Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Bu partide şımarıklık bitmiştir, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri Akşener'in sözleri altılı masadan ikinci ayrılık olarak yorumlandı. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Türkiye için hedeflediğimiz büyük vizyona milletimizden başka ortak aramadık, bundan sonra da asla aramayacağız. İYİ Parti'de kongre öncesi istifa rüzgarı esmişti. Akşener hem eski yol arkadaşlarını hem de parti içi muhalifleri sert sözlerle eleştirdi. Pis iftiralara şahit oldum. Allah bana bunu gösterdi ama affetmeyeceğim. Siz kim, Türklük kim? Saygısızlar, milletvekillerini kurayla mı belirleyeyim? Ne istiyorsunuz kardeşim? Saygısızlar, saygısızlar, ne istiyorsunuz? Akşener tek aday olarak girdiği kurultayda 1151 oyun 1127'sini alarak yeniden genel başkan seçildi. Hoş geldiniz.